teknolojiyle birlikte bilişim sektörü de farklı boyutlara taşınmıştır değerli izleyenler. Sektörlerinde yazılım alanında hizmet veren işletmemize konuk olduk ve mikrofonlarımızı firmamızın genel müdürü Sayın Şenay Çetin ve Araştırma Geliştirme Başkanı Sayın Atilla Hadi Özer'e uzattık, izliyoruz. Globalleşen dünya ile birlikte yazılım sektöründe her geçen gün önemi artmaktadır. Bugün yazılım sektörü cep telefonundan attığımız mesajdan bankada yaptığımız işleme kadar her yerde yer alıyor. Bu durum sektörün bir anlamda teknolojinin temelini oluşturmasını sağlıyor. Şenay Çetin, Ankara 1980 doğumluyum. İlk ortaokul ve üniversite öğrenimi Ankara'da yaptım. Yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübemizi 2009'dan bu yana Yeni Yol Yazılım şirketimizi kurarak alışveriş merkezi ve perakende sektörüne hizmetlerimizi CRM ve ERP tarafında devam ettirdik. CRM derken alışveriş merkezlerimizin müşteri ilişkileri yönetimi, sadakat kart sistemleri, kiosk sistemleri, mobil uygulamalar, sosyal medyadaki CRM ile ve müşteri takibiyle alakalı her türlü altyapı çözümleri gibi birçok noktada hizmet vermekteyiz. Alışveriş merkezleri ve perakende sistemlerinde kampanya yönetimleri çok geniş ve çok ihtiyaca yönelik çözümler üretmek gerektiren bir sektör. Sürekli yeni kampanyalar üretip, sürekli yeni teknolojilerle bu kampanyaları entegre ederek hareket etmek zorundayız. Biz kendi müşterilerine kampanya ve sadakat uygulamaları yapmak isteyen her noktada varız. Alışveriş merkezi olabilir, perakende mağazaları olabilir, marketler olabilir. Kampanya ve sadakat kart sistemini kullanan her türlü altyapıda hizmet vermekteyiz. Alanında uzman yazılım mühendislerimiz tarafından gerçekleştiriliyor tüm yazılımlarımız ve bütün yazılımlar kendimize ait. Dışarıdan bir hizmet almıyoruz bu noktada. Bunun dışında uzman pazarlama arkadaşlarımız, uzman satış sonrası destek arkadaşlarımız var. Biz 7/24 destek veren bir firmayız. Bayram tatili, resmi tatiller, cumartesi pazar demek sizin. Çünkü perakende sektörü yaşayan ve canlı bir sektör. Tüm süre boyunca, çalışma saatleri boyunca destek ihtiyacı olan bir sektör. Dolayısıyla 7/24 destek veren çalışma arkadaşlarımız var. Türkiye'de 80'e yakın alışveriş merkeziyle çalışıyoruz. Bu alışveriş merkezlerinin kampanya ve sadakat kart uygulamalarını yapıyoruz. Bunun dışında da yine müşteri ilişkileri yönetimiyle ilgili her türlü noktada destek veriyoruz. Mobil uygulamalar olabilir bu, kiosk çözümleri olabilir, post çözümleri olabilir, sadakat kart sistemleri olabilir. Yine yurt dışında da bazı ufak tefek projelerimiz var. Yavru Vatan Kıbrıs'ımızda projelerimiz var. Perakende ve alışveriş merkezlerinde yapılan sadakat kart sistemleri ne yazık ki hiç doldurulamıyor ve atıl kaldı. İnsanların cebine birer kart veriyoruz ama aslında bu kartın bir özelliği, bir önemliliği ne yazık ki olamıyor. İşte biz sektörün içerisindeki bu problemleri bildiğimiz ve yaşadığımızdan dolayı yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız çok önemli bir proje var. Bu proje Azkart projesi. Azkart projesi alışveriş merkezleri ve perakendenin kartı değerli kılabilmesi için en önemli altyapılardan bir tanesini sunuyor. Azkart bir ön ödemeli kartı aslında ve bütün banka post cihazlarında geçerli olabilen bir kart. Siz müşterinize öyle bir kart veriyorsunuz ki kampanyalar dahilinde anında onun içerisinde yüklediğiniz parayı, hediye ettiğiniz müşteriye parayı, müşteri anında Türkiye'nin her yerinde tüm banka post cihazlarında kullanabiliyor. Hatta alışveriş merkezi özelinde buna kısıtlama getirebiliyoruz. Mesela X AVM'ye yaptığımız bir Azkart projesinde o kartın sadece o AVM'de geçerli olmasını, hatta o AVM'de bazı mağazalarda geçerli olup diğerlerinde geçerli olmamasına kadar kısıtlamalarla inanılmaz bir projeye adım attık. Biliyorsunuz Türkiye'nin ödeme sistemi Troy. Artık Türkiye'de ve Troy ödeme sisteminin altyapısını kullanan bir proje bu. Dolayısıyla tamamen güvenli, tamamen bankalarası kart merkezinin güvenliğinde olan bir sistem. Yazılımlar günümüzde birçok farklı alanda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bankacılık işlemlerinde, cep telefonlarında, AVM'lerin yönetim sistemleri gibi alanlarda gerekli olan yazılımları gerçekleştiren işletmeler açısından önemli olan müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda yazılım ürünleri tasarlamalarıdır.
Ben Atilla Özer, Hatay İskenderun doğumluyum. 1978 yılında doğdum. Yaklaşık 25 senelik bir yazılım tecrübem var. Perakende ve alışveriş merkezleri açısından bakarsak 15 senedir bir tecrübem olduğunu söyleyebiliriz. Yeniol Yazılım olarak biz sektörü çok analiz eden bir firmayız. Yani aslında müşteri odaklılık bizim için çok önemli. Öncelikle müşterimizi dinliyoruz. Dinlemeyi de çok seviyoruz. Onlarla kimi zamanlar toplantılar yapıp yaşadıkları problemleri düşünüp onları analiz etmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız şeyleri bir araya getirip üst üste koyduğumuzda bazı şeyler fark ettik. Örneğin sektörün birkaç açığını bulduk özellikle. Neyini bulduk? Biraz eskiyen, biraz da aslında üstüne teknoloji katılması gereken şeylerdi bunlar. Eskiyen şey kartların artık eskidi ve hani çöpe atılması, ziyaretçilerin artık kart istememesi. Bunu fark ettik. Ama peki kart lazım mı? Evet. Neden kart lazım? Kişiyi tanımamız gerekiyor. Yani kişi ben geldim dediği andan itibaren sen kimsin sorusunu ona sormadan onu bir şekilde tanıyıp sistemsel anlamda bilmemiz gerekiyor. Kartını verdiğinde bu kişi biz artık onu tanıyabiliyoruz. Sonraki aşamalar aslında bundan sonra doğaçlama yoluyla gidiyor. Alışveriş merkezi olsun, perakende sektöründe olsun. Ziyaretçinize ne vermek istiyorsunuz? Ödül, hediye, şemsiye olabilir bu. Dondurma bile olabilir. Ama bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Perakendenin içinden geldiğimizden dolayı biliyoruz. Para vermek bir insana yani aşk vermek gibi bir şey. Para verin yeterli. Sonrası gidiyor zaten. Biz bunu fark ettik. Nasıl para verebiliriz'in yöntemlerini aradık. Birkaç tane yöntem bulduk aslında. Ama bunlar çok maliyetliydi. Mağazalara POS cihazları koymak ve kartın oralarda geçerliliğini sağlamak gibiydi. Alışveriş merkezin olsun, perakendeciyi olsun bu konuda ikna etmek çok kolay değil. Çünkü bu cihazlar gerçekten hem Türkiye'de bulunması, imalatı zor, yurt dışından getirmeye kalktığınızda da maliyetli. Bunu başka nasıl çözebiliriz dediğimiz tam bu noktada aslında Troy Kart'la tanıştık. Türkiye'nin ödeme yöntemiyle tanıştık. Türkiye'nin ödeme yöntemi olan bu Troy Kart'ın üzerine biz kendimiz bir sistem geliştirerek yeni bir teknoloji yarattık ve artık şunu yapabiliyoruz. Siz ziyaretçi olarak alışveriş merkezine geldiğinizde biz sizin kartınıza örneğin 20 lira yükleyebiliyoruz. Örneğin 50 lira yükleyebiliyoruz. Ve sadece o alışveriş merkezinin içerisindeki sadece belirli bir mağazalarda bile kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Harcanmasını sağlayabiliyoruz. Tabii ki bu harcanma olayı müşteriyi memnun ediyor. İki yönlü diyebiliriz buna. Birincisi müşteri memnuniyeti net olarak geliyor. Yapacağınız kampanyanın bütçesini önden bilebiliyor. Kaç kişiye ne kadar para kazandıracağınızı biliyorsunuz. Bu birinci aşaması. Peki en güzel ve en önemli ikinci aşaması nedir? Bu para hangi mağazalarda harcandı? Ne kadar harcandı, kaç müşteri tarafından harcandı. Dönem sonunda, ay sonunda ya da kampanya sonunda bu raporu alıyorsunuz. Bu ne demek? 1000 müşteriniz toplamda 2500 lirasını atıyorum 200 bin lirasını X mağazada harcadı, 100 bin lirasını Y mağazada harcadı. Bu artık alışveriş merkezinin kendi kiracılarıyla yani içindeki mağazacılarla şu diyaloğu yaşamasına sebebiyet veriyor. Ben geçen ay yaptığımız kampanyada sana 1000 kişi gönderdim. Senin cirona bu şöyle bir katkı da sağladı. Yani toplamda 200 bin lira para harcandı senin mağazanda. Bu tabii ki sadece bununla bitmedi. O kişi 20 liralık kartındaki 20 lirayla sana geldiğinde aslında kartındaki 20 lirayı harcadı ama belki 50 liralık bir şey aldı senden. Yani o 20 lira oldu 50 lira. Senin cirona ben 3 katı belki de katkı sağladım. Bunu artık söyleyebiliyoruz. Şenay, Çetin sözlerinin sonunda gelecek hedeflerini bizimle paylaşıyor. Bu bir mucize aslında. Biz çok uzun zamandır bunu hayal ediyorduk. Çok şükür bu yıl artık gerçekleştirebiliyoruz. Projelerimiz çok yakında tüm Türkiye'de başlıyor. Alışveriş merkezleri bu projeyi çok severek ve hevesle karşıladılar. Çok büyük bir ihtiyacı çözecek, çok büyük bir problemi, sorunu ortadan kaldıracak. Dolayısıyla artık CRM sistemlerinde yeni bir çağ başlıyor diyebiliriz. En büyük hedeflerimiz ve planlarımız zaten müşterilerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak. Sektörün çok içinde olduğumuz için yaşadıkları problemleri çok iyi biliyoruz. Hep bu odaklı gidiyoruz zaten. Yani sorun ne, nasıl çözebiliriz? Bunu teknolojiye nasıl adapte edebiliriz ve nasıl geliştirebiliriz? Dolayısıyla bu ufuk bize müşterimizi hep daha mutlu, daha memnun etmenin yollarını açıyor. Yeniol yazılımı tercih ettikleri için, bize bu ayrıcalığı sağladıkları için tüm müşterilerime teşekkür ediyorum. Tüm bu bahsettiğimiz projelerimizle ilgili ihtiyaçlara yönelik her türlü hizmeti ve danışmanlık hizmetlerini vermek için buradayız.